Tonguç Haber'den herkese merhaba. Türkiye'nin dört bir yanından bizi izleyen bütün arkadaşlarımıza kucak dolusu sevgiler yolluyoruz. Bu bültende sadece öğrencilere özel gündemden haberler olacak. Hazırsanız Tonguç Haber başlıyor. İlk haberimiz güzel bir haber. Biliyorsunuz ki 9. ve 10. sınıfların müfredatı çok yoğun. Buna yönelik yapılan çalışmalarda bundan sonraki yıl ders sayılarında yarı yarıya bir azalma olabilirmiş. Şimdi bu haberimizi izliyoruz. Ders sayıları azalıyor. Milli Eğitim Bakanı Profesör Doktor Ziya Selçuk, Mart ayında okullardaki ders sayıları ile ilgili program yayınlayacağız. Önümüzdeki yıldan itibaren ders sayılarında yarı yarıya bir azalma yaşanabilir. Bu program önümüzdeki seneden itibaren uygulanmaya başlayacak dedi. Değişikliğin şu an için kaçıncı sınıflarda ve nasıl yapacağı konusunda net bir açıklama yapılmasa da bu haber ülkedeki tüm öğrenciler tarafından sevinçle karşılandı. Son olarak Ziya Selçuk, LGS ile ilgili de açıklamalarda bulunarak LGS ile ilgili aileler ve öğrencilerin içi rahat olsun. Her ay örnek sorular yayınlıyoruz. Adrese dayalı yerleştirme konusunda da daha akışkan bir modele geçeceğiz dedi. LGS ile ilgili her geçen gün yeni ve güzel gelişmeler yaşanıyor diyebiliriz. Ders sayılarının azalması ile ilgili öğrenciler ne düşünüyor? Bunu öğrenmek için muhabir arkadaşımıza bağlanıyoruz. Teşekkürler Engin. Şimdi öğrencilerim ne düşünüyor bir bakalım. Merhaba, kaçın sınıfsın? 10. sınıfım. Önümüzdeki sene ders sayıları azalacak. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Ders sayılarının kısaltılmasının öğrenciler için sağlıklı bir karar olduğunu düşünüyorum. 5. sınıfım. Zaten derslerimize çok çalışıyoruz. Bir de ders sayıları fazla olunca konuyu fazla adapte olamıyoruz. Bir yandan matematiğe çalışıp bir yandan Türkçe'ye çalışmak da bizim için zor oluyor. Ve bu bizim için daha rahatlık olacak, daha kolay olacak. 6. Bence çok iyi olacak çünkü bayağı fazla ders görüyoruz. Bu da bizi yoruyor. Tatiller de az geliyor. 7. sınıf. Bence öğrencilerin eğitimi için biraz zayıflayabilir ama öğrenciler için bence mutlu bir şey olabilir. 8. sınıfım. Bence güzel bir şey. Yani zamanımız olacak çalışmaya da, vakit geçirmeye de. 6. Ben iyi düşünüyorum çünkü hepsine çalışmak biraz zor oluyor. Kafamız da karışabiliyor. Yani ben iyi düşünüyorum. 7. Biraz kötü olacak çünkü sonuçta öğrenmeye gidiyoruz. Bazı öğrenciler hiç yani derse gitmiyorlar. Her zaman eğlenmeye gidiyorlar. 6. Derslerin azalması aslında bizim için daha iyi oldu ama biraz da kötü açıkçası. Çünkü okuldan erken çıkınca yani erken çıkarsak eğer çok sıkılıyoruz. Şimdilik durumlar burada böyle Engin. Ders sayılarının azalmasıyla ilgili bir de uzman hocamıza soracağız. Hocam nasılsınız? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Bizler de gayet iyiyiz. Ders sayılarının azalması öğrenciler için iyi mi olacak, kötü mü olacak? Önümüzdeki sene neler bekliyor? Ders sayısının azalmasının kötü olması söz konusu olamaz tabii ki. Ders sayısı azaldığı zaman artık bu kadar yoğun bir konu görülmeyecek. Mesela fen derslerinden biyoloji çok ayrıntılı ve çok detaya giriyordu. Artık daha yüzeysel olarak göreceğiz. Peki içeriklerde ne kadarlık bir değişim olur sizce? Yaklaşık yarı yarıya bir değişiklik olacağını tahmin ediyoruz. Konularımız değişmeyecek ama daha detaya girmeden öğreneceğiz. Peki bundan sonra arkadaşlarımız önümüzdeki sene daha rahat takılabilirler, YouTube'a, Instagram'a daha çok girebilirler diyebilir miyiz hocam? Tabii ki öyle rahat rahat takılınırsa sıkıntı yaşanabilir. Yine derslerimize çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum hocam konuk olduğunuz için. Sıradaki haberimize geçiyoruz. Evet, bildiğiniz gibi 10. sınıflar için önemli bir dönemdeyiz. 10. sınıflar alan seçimi yapmaya başladılar. Ailelerine sordular, arkadaşlarına danıştılar ve kendilerince bir karar verdiler. Kimisi eşit ağırlıkçı, kimisi sayısalcı, kimisi sözelci olacak. Siz seçiminizi nasıl yaptınız ve ileride hangi mesleği düşünüyorsunuz? Bunu yorumlara yazalım. Gelecek sene tüm dershaneler ve özel kurslar kapanıyor. Nasıl mı? Şimdi haberimizi izliyoruz. Temel liseler ve kurslar kapanıyor. Sıradaki haberimiz yaklaşık 500 bin öğrenciyi ilgilendiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı olası mağduriyetleri önlemek için özel kurslarla ilgili yaptığı çalışmaları tamamladı. Dershanelerin dönüştürülmesi sürecinde açılan temel lise ve kursların önümüzdeki seneden itibaren kapanacağı açıklandı. Bu nedenle temel liseler için yeni öğrenci kaydı ve bursluluk sınavı yapılmayacak. Kapanması gündeme gelen temel liselerden sadece altyapısı özel okul olmaya uygun olanlara eğitim vermeye devam edecek. Bu haberimiz Manisa'nın Salihli ilçesindeki Kudret Demir Ortaokulu'ndan. 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri bir araya geliyorlar, tabiri caizse söküp takarak kendi dronlarını üretmeye başlıyorlar. Nasıl mı? Hadi görelim. Kendi dronlarını uçuruyorlar. Manisa'nın Salihli ilçesindeki Kudret Demir Ortaokulu öğrencileri bir süredir üzerine çalıştıkları projeyi gerçekleştirdi ve kendi drone kameralarını üretmeye başladı. Burada öğrencilere en büyük destek okul müdür yardımcısı ve aynı zamanda bilişim teknolojileri öğretmeni olan
Ertuğ Gözaydın'dan geliyor. Öğretmen Gözaydın, 2 yıl önce okulda kurduğumuz atölyede robotik ve kodlama uygulamaları yapıyoruz dedi. Öğrencilerimiz bu atölyede tasarlayıp hazırladıkları bazı çalışmalarla yurt içi ve yurt dışındaki yarışmalarda dereceler elde ettiler. En güzeli de onlar artık kendi dronlarını kendileri üretebiliyor. Buradan Kudret Demir Ortaokulu'ndaki öğrencileri ve Ertuğ hocamızı tebrik ediyoruz. Sırada sosyal medya haberimiz var. WhatsApp, Facebook, Instagram birleşiyormuş. Nasıl mı? Mark Zuckerberg halasından, teyzesinden sürekli mesaj ala ala bıkmış ve bu uygulamaların DM kutularını birleştirmeye karar vermiş. Bakalım önümüzdeki dönem bu uygulama gerçekleşecek mi? Biz bütün mesajları tek bir uygulamada görebilecek miyiz? Ve Tonguç Haber'in sonuna geldik. Bir sonraki bültende yepyeni gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.